Herkese yeniden merhaba. Bugün sizin için bronz kahve tonlarında bir makyaj yapacağım. Ama bu böyle yazın sanki bronzlaşmışız, üzerine de işte bronz bir makyaj yapmışız gibi görünecek bir makyaj olacak. Ben bronz makyajları çok seviyorum. Özellikle yazın bayılıyorum. Şimdi de havalar ısınmışken yapmak istedim bu makyajı. Merak ediyorsanız hemen makyaja başlayalım. Şimdi önce biliyorsunuz benim bronz ışıltılı en sevdiğim highlighter Nude'un Sun Glow Foundation'ı. Bu aynı zamanda SPF 15 içeriyor. O açıdan da yaza ve bahara uygun bir makyaj olacak. Önce bunu yüzüme uyguluyorum. Gerçekten güneşte yanmışsınız etkisi bırakıyor. Şimdi fondötene geçiyorum. Fondöten olarak True Match kullanacağım. Çünkü zaten yeterli ışıltıyı bazla sağladım. Ve bunu H&M'in makyaj süngeriyle uygulayacağım. Evet, uygulaması gerçekten güzel. Ben normalde sünger kullanmayı çok sevmiyorum makyaj yaparken. Ama bunu beğendim. Kapatıcıya geçiyorum. Kapatıcı olarak bitirmeye çalışıyorum. Bunu gerçekten sıkıldıysanız çok üzgünüm ama bitmesini istiyorum çok sevmediğim için. Bunu da yine makyaj süngerimle yediriyorum. Eğer imkanınız varsa H&M'e gitmek için bu süngerden mutlaka almanızı öneriyorum. Yumuşacık, uygulanışı çok güzel ve fiyatı da 10 lira. Gerçekten çok uygun fiyata. Müthiş sünger. Göz makyajına geçiyorum. Göz makyajımda tabii ki önce bir baz kullanacağım. Ben Essence'in Eyelash Stage isimli bazını kullanıyorum. Göz altlarımı pudrayla sabitleyeceğim. Onu unuttum. Çizgilerime de olmasın. Hatta pişirme metodunu uygulayalım. Süngerin tüm işlevlerini yerine getirmiş olalım. Gerçi benim gözümün altını birazcık mor gösteriyor ama bir de süngerle deneyelim. Şimdi far bazımı sürdüm ve gözümün üzerini de pudralayacağım. Önce On & N bronzu baz olması için tüm göz kapağımı uygulayacağım. Karıştırıyorum bunu birazcık. H&M'in bu kontür paletindeki şu bronzer'ı, açık kahveyi gözümün katlama bölgesine uygulayacağım. Bu arada bu paletin incelemesini ayrıca çekmek istiyordum ama bu videoda da yapabiliriz. Bunu fırçama alıyorum. Buradaki bir ton koyu olan rengi alıyorum. Görüntü bana çok yoğun yeterli gelmedi. O yüzden Flormar'ın Puffy Blush'larından 01 numarasını şöyle bir kahve. Bu birazcık kremsi. Bunu uyguluyorum katlanma bölgesine tekrar. Şu an gölge olarak istediğim gölgeye ulaştı. Şimdi Nude paletindeki, şuradaki ışıltılı kahve rengini kullanacağım ben. Bunu göz kapağıma uygulayacağım. Ve şuradaki, yine Nude paletindeki Snobby rengini gözümün iç tarafına uygulayacağım. Burada şu pudrayı süpüreyim. Kaş altlarımı aydınlatacağım ama aydınlatmamı yine hafif bronz bir aydınlatıcı kullanarak yapacağım. O yüzden şu iki rengi birbirine karıştırıyorum. Kaşımın altına geçiyorum. Şimdi kaşlarımı dolduracağım. Göz makyajım bitmeden kaşlarımı doldurmak istiyorum. Ben buradaki kahveyle kaşlarımı dolduruyorum. Sabitliyorum.
Göz makyajıma devam ediyorum. Koyu bir kahverengi far alıyorum. Ve bununla kirpik diplerimi dolduruyorum. Ve bunu dağıtıyorum. Şimdi gözümün üzerine siyah göz kremi sürüyorum. Yani kirpik diplerime. Göz içlerime de kahverengi far geçiyorum. Şu krem rengini gözümün iç taraflarına uyguluyorum. Rimelimi uyguluyorum. Maybelline'in The Falsies Volume Express rimelimi kullanacağım. Alt kirpik diplerine de uyguluyorum. Şimdi kapatıcıyla şöyle birazcık kenarlardan geçeceğim. Makyajımıza geri dönüyoruz. Dediğim gibi bu paleti kullanacağım. Çünkü bunu deneme videosu çekene kadar ben palet bitecek. Stoklardan falan kalkacak. Öncelikle şu renkle başlıyorum. Bu paletteki kontür rengi olan kahverengi. Mat. İçerisinde simler yok. Bronzer'da onun hemen yanındaki bir açık renkli olan. Bunda çok küçük, yani gerçekten belli belirsiz ışıltılar var. Bu da böyle güzel güneşten yanmış bir görüntü verecek. Bunun için allık da diyebiliriz aslında. Allık olarak da kullanılabilecek bir renk. Dediğim gibi daha bronzer işlevi görüyor bu. Daha hani yüzünüze renk vermek için. Şimdi de allığa geçiyorum. Allık da şu taraftaki pembe rengi. Bunun içerisinde de çok küçük ışıltılar var. Şeftaliye kaçan ve içerisinde pembe ışıltılar olan bir allık. Ve en merak ettiğim kısma geldik. Aydınlatıcısı. Bu pembe somon renklerinde bir aydınlatıcı. Bence beyaz tenlerde birazcık sırıtabilir. Ama esmer ten için uygun diye düşünüyorum. Deneyeceğiz. Pigmentasyonu çok fazla değil ama daha doğal ve aydınlatıcı isteyenler için bence uygun. Şimdi ruj uygulamasına geçiyorum. Gözleri yoğun bıraktığımız için birazcık daha nude tonlara kaçacağım ben rujda. Golden Rose'un Velvet Matte lipstiklerinden 01 numaralı olanı uyguluyorum. Üzerine ben Pastel'in 554 numaralı mat pembe rujunu geçeceğim. Ve son olarak kontürümü birazcık belirginleştiriyorum. Ve makyajım bitti. Makyajı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.